Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garanti Mobil ve internet bankacılığında merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, ilk sorumuz Garanti Mobil ve internet bankacılığımı nasıl daha güvenli hale getirebilirim? Bu işlemleri nasıl gerçekleştirebilirim? Öncelikle en güvenli tercihimiz onay kodu arkadaşlar. SMS onay kodu sistemini kullanarak sadece size ait olan mobil SMS onay kodunu girerek işlemlerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. İkinci güvenlik sistemimiz güvenlik resmidir. Güvenlik resmi uygulamada ve internet bankacılığında sadece sizin bildiğiniz, sizin belirlediğiniz ve kimseyle paylaşmamanız gereken bir güvenlik resmi arkadaşlar. Bu resmi siz ayarlar menüsünden güvenlik resmi menüsünden adımları ilerleyerek sadece sizin belirlediğiniz şekilde güvenlik resmini oluşturduktan sonra her uygulamaya giriş yaptığınızda farklı bir cihaz üzerinden giriş yapıldığı takdirde güvenlik resmini seçmeden onay kodu gelmiyor arkadaşlar. Evet üçüncü işlemimiz IP kısıtlama. IP kısıtlama nedir? Garanti internet bankacılığına bağlandığınız IP veya IP aralıklarını tanımlatırsanız eğer tanımsız yeni bir başka IP ve IP aralıklarından girilen cihazları engelleyebilirsiniz. Cihaz girişlerini tamamen kısıtlayabilirsiniz. Bunun için IP kısıtlama menüsünden sadece kendi IP'nizi ve IP aralıklarını tanımlattıktan sonra daha güvenli bir hale getirebilirsiniz. Kullanım periyodu tanımlayarak da yine aynı şekilde garanti internet bankacılığında istediğiniz tarih aralıklarında veya geçici olarak kapatıp istediğiniz günlerde açık hale getirebilirsiniz. Yani uygulamayı veya internet Bankacılığını istediğiniz tarih aralıklarında kullanıma kapatıp istediğiniz zaman, istediğiniz günlerde, istediğiniz saatlerde açık hale getirerek sadece sizin kullanmanızı sağlayabilirsiniz. Diğer yol, para transferlerini kullanmıyorsanız, yani para transferini herhangi bir hesabınızdan para çalınmamasını istiyorsanız, para transferini kullanmıyorsanız bu işlemi kapatabilirsiniz. Para transferi uyarısı, yani para transferi günlük olarak veya aylık olarak sıkça kullandığınız bir para transferi işlemi varsa bunun için para transferi uyarısını kullanabilirsiniz. Bunun için de e-posta ve SMS uyarılarıyla sizin onayınız olmadan geçen para transferlerini hemen size bildirim yoluyla iletilmiş oluyor arkadaşlar. Örneğin bir kişiye 5 TL, 100 TL, 1000 TL gönderdiğiniz halde yani minimum tutar siz belirliyorsunuz. 50 TL altında bildirim gelmesini istemiyorsanız minimum 50 TL girerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 50 TL gönderildiği takdirde size e-posta üzerinden ve SMS üzerinden bir bilgilendirme uyarısı gelecektir. İşlem limitini belirleyebilirsiniz. Maksimum tutarda belirlediğiniz miktar seçerek örneğin 1000 TL üstü hesabınızdan para gönderilmesin diyorsanız eğer 1000 TL maksimum tutarda işlem gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Yani 1001 TL'yi hesabınızdan başka bir hesaba transferi gerçekleşmeyecek. Bu güvenlik önlemlerini alarak sizde banka hesaplarınızı güvenli şekilde tutabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Mobil uygulama videoları kanalını izlediniz. Ben Eyüp Esen. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.